Herkese merhaba. Çocuklar, bugün sizlerle görev yapıyoruz. Hem de elektrik kalemimle bakın. Yaşasın yaşasın, çok eğlenceli. Türkçe'de var mı Türkçe'de? Var. Hadi bakalım, son soruda kaldım işte. Son soru mu? Ay, son değil, son iki. Annemin kısırına bakmıyoruz ki. 12 cümle. On iki cümle var. Kurmaya mısın Mesut? Dünyadaki en doğal videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Yazdık. Ama çok kısa olmadı mı? 12 cümle hayır, var. Hayır, cevabı bu kadar zaten. 7. Metnin son cümlesinde yapılan yazım hatalarını bularak cümleyi doğru bir şekilde yazalım. Metnin son cümlesi ne? Orada yazım hataları varmış. Denize çöp. Hayır, ama son cümle oradan başlamıyor anneciğim. Buradan başlıyor. Noktadan sonra bak. Hayvanlarınla başlıyor. Hayvanların oradan. Hayvanlar. Ben burada bir hata biliyorum sanırım. Tamam, oku sen. Burada hayvanlar çöpe atmış mıydı? Hayvanların çöpleri temizlediğini, hayvanların çöpleri temizlediğini gören insanlar şaşkındı. Aa, pardon. Son cümle şuradan başlıyor. Noktadan sonra burada. Annem. Evet, ben ödevi karıştım arkadaşlar. Kusura bakmayın. İnsanlar o günden sonra denize çöp atmadılar. Evet. Hata yok mu? Cümlenin başı nasıl? Neyle başlıyor? Küçük harfle evet. Başlıyor. İyi, güzel. Büyük yapacağız. Şimdi onu yazacağız aşağıya. Hayır, bence hiç mantıklı. Bunu böyle yaparız, her şey gider. Metnin son cümlesinde yapılan hataları düzelterek doğrusunu yazıyormuşuz diye. Peki bir şey daha söyleyeceğim. İnsanlar o günden sonra. Gün özel isim mi? Kesme işaretiyle ayırmışlar. O günden sonra. Hayır. Özel isim değil. Orada da bir yanlışlık var. O günden sonra denize çöp atmadılar. Denize çöp at. De büyük. Evet. Olmalı. Küçük olmalı. Çünkü oradaki deniz özel isim değil. Hadi bakalım. Şimdi bu 3 hatayı düzeltip 7'yi yazalım. Ve ödevimizi bitirelim. Ama biz neyse. Ben sana şimdi doğrusunu okuyacağım. Sen güzelce yaz bakalım. İnsanlar o günden sonra. Dur. Noktasını koymayalım. Kafam gözüküyor. Biraz geriye alalım o zaman. İnsanlar o günden. Elime bakar mısınız? Böyle bir kabuk olabilir mi? Bildiğiniz elin üzerine kabuk olmuş arkadaşlar. Evet, kuruluktan ve krem sürmemekten tabii Nisoşçuk. Görüyor musun? Evet, gördüler. Yani çok belli olmuyor tabii, yakından çok daha kuru ama. Ben krem getireyim sana. Keşke ses duyabilseydim. Sen cümleni yazmaya başla, ben size krem getireyim. Şöyle kıtır kıtır. Dur, ben size göstereceğim. Bakın böyle kıtır kıtır. Kıtır kıtır. Ben işte ne? Şöyle. Nisoş, cümle bitti mi? Ne? Cümle bitti mi? Dur, bir tane de. Tamam, şöyle. Hadi bakalım, getir eline. Dünyadaki en kuru ele sahibim. Demirden gibi elim ya. Evet. Altından el.
Nisoş'un eline kremledik arkadaşlar. Şimdi minnoş ve pamuş bir el oldu. Hadi bakalım. Bunu da süreyle. Evet. Gittikçe daha fazla çıldırıyorum. Hadi bakalım. Ne yazıyor şimdi? Neydi? İnsanlar o günden sonra. Her yeri kremledim ama olsun. Olsun, bir şey olmaz. Evet, günden. Aferin, günden sonra. Sonra denize çöp atmadılar. Aferin. Buradayız. Denize çöp atmadılar. İğrenç yazım. Yok, iğrenç olmadı. İkisini birden niye sildin anneciğim? Çünkü yarısı boyutunda olması lazım. Atmadılar. Aa, elim çok yanıyor. Kremden dolayı mı acaba? Kusura bakmayın. Var. Nokta. Aferin. Bu ödevimiz bitti. O zaman defter gidiyor. Şimdi Türkçe karpuz çıktı. Karpuz var mı üzerinde? Evet, karpuz var. Olsa da yesek. Dondurma da var. Ay canım, karpuz çekti. Arkadaşlar. Ya yaz gelsin arkadaşlar ya. Evet. Baharı isteyenler, yani yazı isteyenler. Evet. Hadi bakalım. Kendini tanıtan noktalama işaretlerinin sembolünü çizelim. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ve heceleri ayırmak için beni kullanırsın. Oraya çiz bakalım. Hangi işaret bu Nisoş? Evet. Hayır, yanlış. Hayır, bu özel bir kelimeden bir eki ayırmak için olan. Satır sonuna sığmadığında ayırmak için olan hangisiydi? Ama bir soru işareti değil. Soru işareti değil ki, satır sonuna sığmayanlar dedim ben. Niye? Kesme işareti olacaktı. Hadi bakalım. Ya ne? Peki kalem hep böyle yazmıyor. Evet, sen. Telefonu düşürdüm. Evet, son yanlışımızdan ve telefonu annemin düşürdüğünden sonra arkadaşlar ödevlerimiz bitti şimdi. Eğlence zamanı. Eğlence zamanı. Hoşçakalın. Bay bay.